Siz benim sözümü değil onların sözünü öncelediniz. Min kulli vecihin, her yandan, her yönden, her bakımdan. Bu söz kelimesi o kadar önemli ki Cenab-ı Hak onu ve kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın sözü en üstün olandır. Onun en üstün olan sözünden ödün veriyorsak, onun hükümlerinden, ki çağımızda en sık yaşanan bu sınavın versiyonu bu. Cenab-ı Hak bir konuda şöyle hükmediyor, hüküm veriyor. Siz o konunun konuşulduğu yerde kalkıp öneremiyorsunuz bile, yakın akrabanız bile olsa. Miras paylaşıyorlar. Ya biliyor musunuz Allah bu paylaşım işiyle ilgili, yani hani acizane demek Cenab-ı Hakk'a yaraşmaz, alttan alayım diye girişimde bulunacak bile olsanız. Yani ben acizane bunu önermek istiyorum size. Allah'ın bu konuda bir önerisi var ve ben en iyi bilenim diyor. Dolayısıyla keşke onun istediği gibi bölseniz deseniz, bütün kızlar sizin düşmanınız o andan itibaren. Ya adam diyor ki bu kadar yıllık kardeşim, kız kardeşim, ondan sonra benimle görüşmez diyor bunun böyle bir şey söylersen diyor. Sen ne diyorsun diyor. E ne olacak? Böyle yapacağız diyor yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın sözü ne olacak? Yani satırda kalacak yani orada. Yani ne önemi var öyle demiş. Yani doğrudan öyle diyemiyor ama yani fiiliyatta karşılığını bulmadığı zaman yani onun dediği olmamış oluyor. Böyle olsun diye bir söylüyor, kafasına yazıyor. Ben böyle dedim. Ertesi gün, başka bir gün o dediği gibi olmuyorsa ben bunu böyle demedim mi diyor yani. Benim sözüm niye icrada karşılığını bulmuyor? Dese ki efendim siz öyle dediniz ama filanca kişi dedi ki şöyle yapın. O kim oluyor diye başlayacağı yığınla cümleler. Yani sözün sahada karşılık bulmasının önemini, anlamını, değerini biz biliyoruz. Bu konu basit bir konu değil. Bunun nasıl kişiyi yücelttiğini yahut aşağıladığını da çok iyi biliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sözü karşılığını bulmadığında sanki Cenab-ı Hakk'a bir şey olmaz yani. Olmaz gibi davranıyoruz. Bir şey yapmadık gibi davranıyoruz. Basite alıyoruz. Çok ciddi bir şey. O yüzden Allah Azze ve Celle وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa, işte başka yerde kafir arama, kafirlerin ta kendileri onlardır. Bu hükmedenler açısından. Hükme başvuranlar açısından da öyle. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ. Sana indirilene, senden öncekilere indirilene, iman ettiklerini, güya iman ettiklerini, يَزْعُمُونَ diyor çünkü. Bu yersiz, gerçekçi olmayan iman iddiası. يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ. Sana ve senden öncekilere güya iman ettiklerini söyleyenlere bak. يَتَحَاكَمُونَ اِلَى الطَّاغُوتِ. Gidip tağuttan hüküm danışıyorlar. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا. Halbuki onu yok saymakla emrolunmuşlar. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Rabbine andolsun onlar iman etmiş olmazlar. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. Ta ki seni hakem tayin etsinler. فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Aralarında olup biten her hususta, her konuda. Dolayısıyla müminlerin bu konuda İslahat rolü Allah'ın sözü en üste söz oluncaya dek sürmelidir. Hiçbir zaman bundan daha aşağısı kabul edilemez. Müminler açısından kabul edilemez. Yani birileri bize siz bu kitabı bize dayatmayın diyorsa kendileri bize kendi kitaplarını dayatma hakları yok. Biz de inandığımız gibi yaşamak istiyoruz. Aramızda Yaradan'ın alışveriş yapıyorsak, ticaretlerin de biz müminler kendi arasındaki muamelesinde Yüce Yaradan'ın sözünü en üstün söz tutma hakkına saygı göstermeliler. Kendilerininkini genel geçer, seküler kabul edip herkese dayatan kesim de kendi sanısını, kanaatini, inancını bir bakıma dayatmış olmuyor mu diğerlerine? Biz de böyle muamele görmek istiyoruz. En azından bunun deklarasyonunda bulunan kimseler. Yani çok hukuklu bir yapı olabilir mesela. Müminlerin tercihini. Ben hakkımda bu hükmü vermenizi istiyorum. Benim hükmümü Allah'ın benim istediği veya hükmettiği şekilde bana tatbik edin. Diyen kimselerin, kendisi gibi düşünenlerle aynı ilişkiye giren kimselerin, Allah'ın elçisi bunu Medine
o site devletinde yapıyordu. Yahudilerle alakalı kendi şeylerinde, hükümlerinde, orada kendi muamelatlarında ne varsa, nasıl şey diyorlarsa, başta temelde Tevrat olmak üzere onları onlara tatbik ediyordu. Şimdi Allah'ın sözünü kendi yaşamımızda en üstün bir biçimde yansıdığını görmek veya istemek gibi bir hakkımız var. Korkarım biz bu konuda da geri kalacağız. Yani Batı bir yolunu bulacak. Nitekim İngiltere'de şer'i mahkemeler tesis edildi veya edilmek üzere girişimler var. Ben tam teferruatını bilmiyorum. En azından bu şekilde gönüllü olarak bu hükümlere göre aralarında hüküm verilmesini isteyen kimselere bunun önünü açıyor. Tamam, taraflar razıysa bu biçimiyle bir ilişki içerisinde olmak istiyorlarsa, ticari olabilir, ailevi olabilir, toplumsal hayatın her yönüyle Yaradan'ın sözü en üstün olsun. Benim ailemde, benim işlerimde, benim birlikte olduğum insanlar arasında diyen kimselere bu hakkı tanıyan bir yaklaşımı alıncaya kadar, isteyinceye kadar en azından savunmalı ve bu ıslahat buraya kadar ulaşmalı. Bunun daha azıyla dinlemezler. Tağutun sözünün, hükmünün, insan yapısı hükmünün bize dayatıldığı ve üzerimizde zorla, baskıyla kabul ettirildiği, ya bunu ben beğenmiyorum, ben şöylesini istiyorum diye sonuna kadar diyebilmeli. O yüzden ben şu anayasa girişiminde o zamanlar da çok söyledim, şimdi de söylüyorum, olur ya gün gelir yine bir anayasa girişimi olur, yine halka başvurulur. Müminler şu ülkede yaygın bir şekilde tek bir şey isteselerdi ya, yani deselerdi ki bu anayasanın girişinde Allah'a hamdolsun, yani bize bu toprağı veren böyle bir ifade olmuyorsa en azından bunu merhum şair Mehmet Akif İstiklal Marşı'na kazımış. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal gibi buna benzer bir ifadeyi bir temel anayasa maddesi olarak isteyen kesimler sesini duyursaydılar yani. Milyonlarca talep bu yönde ağırlıklı gelseydi. Onlar sesini çıkarmayınca 3-5 tane adam habire aman ha bu anayasada şu olmayacak, sakın bu olmasın diye onlar bağırıp duruyorlar. Niye, onlar bizim akıl babalarımız mı? Onların kafası bizden daha mı iyi çalışıyor? Onların söylediklerine göre mi biz yaşayacağız? Ama onların nedense özgür ağırlıkları daha yüksek galiba. Bir şekilde onlar gözetiliyorlar yani sonuçta. Ve müminler, o kalabalık yığınlar, Allah'ın huzurunda duran, her defasında hamd ettiğini söyleyen insanlar, Allah'ın sözü en üstün sözdür kardeşim diye herkesin altına imza atacağı bu mutabakat ne yazık ki dile bile getirilemiyor. وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا. Ben isterim ki şöyle bir şey olsun. Allah bir konuda bir şeye ak demişse artık kullara kara deme şansı olmasın. Bu insanların eliyle buna karşı bir alternatif oluşturulmaya yer olmasın. Yaradan'ın sözü. En azından müminler kendi şeylerini, yaklaşımlarını bireysel olarak ortaya koyabilseler ki bu fikir ve ifade özgürlüğüdür. Bunların müştereken oluşturacağı bir sinerji bile çok mesafe kat ettirir. Ama sanki müminler yani hamdolsun hanımın başını kapatabildik dediği yerde çok müsterih gözüküyor yani. Sanki yolun nihayetinde gibi görüyor kendisini. Halbuki bu daha yani bu gasp edilmiş bir hakkın. Yani bu ilaveten aldığın bir şey değil. Bu senden zaten gasp edilmiş olan bir şeyin geri geldiği bir yer. Bundan ötürü teşekkürü değil, bir de özrü hak ediyorsun yani. Ya özür dileriz sana bu kadar zamandır da zulmettik diye. Dolayısıyla talep hususunda müminler zinde olmadığı için gerek medyada, gerek meydanda en barışçı şekilde olsun. Taleplerini zinde tutmadıkları için ötekilerin sesi yüksek çıkıyor. Bu iş başındakilerin de elini zayıflatıyor. Yani halk bunu çok istiyor diye gözükse
Onlar da yani halkın isteği ortada işte. Yer gök herkes bunu istiyor diye işlerini daha rahat, daha kolay yapabilirler. Lehumul busra. Müjde onlara tağuttan. Tağut kim? Allah Azze ve Celle'nin ak dediği konuda alternatif kara diyen her kimse, şahıs olur, otorite olur, bir zihniyet olur. Cenab-ı Hak bu işin doğrusu bu dediği yerde o başka bir şey söylüyor. Ve insanları ona davet ediyor. Biz kullar böyle bir seçenekte Cenab-ı Hakk'ı satar mıyız? Cenab-ı Hakk'ı bırakır mıyız? Bırakmalı mıyız? Ödün vermeli miyiz? Vermemeliyiz. Ve müminler bu talebi, bu eksiklik madem ki var, bu eksikliği hep söylemeliler. Cenab-ı Hakk'ın hükmettiği yaşama dair pek çok konuda hayatımızda yer yok. Ya bunların realitesinden, gerçekliğinden vazgeçilmiş de bizim haberimiz yok. Bir şekilde bunlar çöpe atılmış, herkes kral çıplağı oynuyor. Ya da biz topluca, kolektif bir şekilde bunları önemsemiyoruz. Benzeri olaylar hayatımızda nice kere tekrarlanıyor ve Yüce Yaradan'ın istediği bir biçimde sonuçlandıramıyoruz. İsteyen insanlar da kendi aralarında çoğu zaman sonuçlandırma fırsatı bulamayabiliyorlar. Çünkü resmi çerçeve bazen bunu kendi içine almaya müsait olmuyor. Bunu böylece kabullenmek, üstüne yatmak bizi nereye götürür bilmiyorum. Yani Allah Azze ve Celle huzuruna çıkardığında benim sözüm senin şu 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 yaşadığın olaylarda geçmedi. Sen bunun ben böyle olsun diye istediğimi biliyordun. Bunun taliplisi, isteklisi, seslendireni, savunucusu, bu hususta bir islahatın öncüsü olabildin mi? Oldun mu? Yoksa sen de vaziyetten memnun muydun? Dediğinde vaziyetten memnun olan kimselerin de akıbetinin pek iyi olmayacağı anlayabileceğimiz bir şey. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ